Merhaba. TürkNet'in internet ücretini 250 liraya çıkarmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Gündem olunca TürkNet kullanıcıları başta olmak üzere birçok kişi diğer firmalarda zam yapar endişesiyle internet fiyatlarını araştırmaya koyuldu. 31 Ocak 2023 itibariyle fiyatları, bütün firmaların fiyatlarına kabaca bakacağım. Bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Altyapı hizmeti veren firmalar var. Türk Telekom, Süper Online, kısmen belli yerlerde TürkNet var, Kablonet var, Uydunet var. Bunların üzerinden diğer firmalar veriyorlar. Hizmeti bunların üzerinden alıyorlar ve farklı kendilerine göre fiyatlandırıyorlar. Kendi altyapılarını yapan firma başka neredeyse yok. Fiyatları göstermeden önce altyapı sorgulama ve fiyat karşılaştırma sitesi olan altyapimisorgula.com'un üzerinden sorgulama yaptım. Bir adreste. Hızları düşük gösteriyor burada. 50 megabit gösteriyor ama 100 megabit desteklenen bir adreste. Fiyatları veriyor, güncel fiyatları. Yalnız burada hızları düzenleseler, sistemi güncelleseler ve daha fazla firmaya yer verseler daha güzel olur. Çünkü burada 4 tane firma veriyor. Daha fazlasını vermiyor. Popüler firmaları dahi vermiyor. Ya bence bu sistemi güncellemeleri güzel gerekiyor. Çünkü oldukça kullanılabilir bir site. Şimdi gelelim fiyat karşılaştırmalarımıza, fiyatları vermeye. Fiyatları 100 megabit artık standartlaştığı için 100 megabit üzerinden göstereceğim hızlıca. Videonun en sonunda da tablo halinde toplu fiyat vereceğim. Sıradan başlayalım. Türk Telekom 100 megabit için 24 ay taahhütlü. Taahhütlü düşünenler için, yani ben ne ödeyeceğimi bileyim 24 ay diyenler için, ilk 12 ay 249, sonraki 12 ay 284 TL. Farklı fiyatları da var zaten, görüyorsunuz. Turkcell Süper Online'da 260 lira 100 megabiti. Yalnız bu taahhütlü 24 ay sözünüze İlk 12 ay için geçerli. Sonraki 12 ay için fiyat ne olur bilinmez. TürkNet tüm paketlerinde 1000 megabite kadar 250 lira, 249,90 lira tüm paketleri için geçerli. Diğerlerinden de baktığımızda zaten aynısı çıkıyor. Farklı bir şey çıkmıyor. Tek fiyat uygulamışlar. Millenium.com iki altyapı sunuyor. Türk Telekom altyapısı ve Süper Online altyapısı. Ben Millenium.com'u kullanıyorum. Oldukça memnunum. TürkNet'ten geçmiştim. Yazın yine TürkNet 169'a çıkartmıştı birden fiyatını. 99'dan 139'a, 139'dan 169'a çıkartmıştı birkaç ay içerisinde. O nedenle Millenium.com'a geçtim. Temmuz ayından beri Millenium.com'u kullanıyorum. Çok fazla zam da yapmıyorlar. Şu an 149 yeni oldu zaten. Telekom altyapısını kullanıyorum. Ben de Süper Online altyapısını desteklemiyor. Süper Online altyapısını kullanmak isteyenler 20 lira fazla verebilirler. Ama daha stabil olabilir. Upload, yani yükleme hızı 10 megabit. Türk Telekom altyapısında 7,5'u görüyorum ben. 7,5'un üstüne çıkmıyor 8 dese de. 7,5'un üzerine çıkmıyor. 7,5 sabit görüyorum. Tercih ederseniz hangisi uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Diğer bir popüler son yıllarda olan NetSpeed var. NetSpeed de 100 megabit'e 159 lira demiş. Gördüğünüz gibi diğer paketleri de var. Vodafone var. Vodafone'da da ilk 3 ay 131 lira, sonraki 9 ay 262 lira şeklinde fiyatlandırmış. Kablonet, hepsi bir arada paket olan, yani televizyon artı, yani TV kanalı, dijital yayıncılık artı internet olan firmalardan biri. Kablonet'i kullandım. Düşük hızda bile oldukça iyi verim almıştım. 100 megabitini hiç kullanmadım. Yani 16 megabitte bile çok iyiydi. Tercih edebilirsiniz. TV kanalları ile birlikte paketlerde farklı paketler var. TV kanalları ile birlikte sadece internet fiyatı veren bir Turkcell
Süper Online veya Türk Telekom'la neredeyse aynı fiyatları TV ile birlikte geliyor. Yine TV Bulu Türk Telekom var. Bu biraz daha makul kablonete göre. Türk Telekom'un TV Busuz paketine bakalım. Gördüğünüz gibi 244'e 284 iken TV Bulu paketi de 271'e 311. Ne kadar oynamış arada? 30 lira oynuyor. Yani TV boyu 30 liraya gelmiş oluyor size. Ben TV boyu kullanıyorum. Oldukça memnunum. Biz yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum TV boyu. İlk çıktığından beri. Tavsiye ederim. Yani şu paketi alacağınıza eğer Türk Telekom düşünüyorsanız TV Bulu paketi almanızı tavsiye ederim. Yine Turkcell Süper Online'ın da televizyonlu bir paketi var. TV Plus'lı paketi var. 100 megabitin karşılığında 373 lira. Bunu neye göre değiştirmişler? 373 lira, evet. İçerisinde Netflix falan varmış. Netflix'te dahil paketi 373 lira. Tercih edersen bunun upload hızı 20 megabit. Oradan bir avantaj var. Netflix olması, TV üyeliği olması. TV Plus çok böyle yani kullandığım için söylüyorum. Tavsiye edebileceğim bir TV platformu değil, dijital TV platformu değil ama Netflix düşünenler alabilir. Yine Digiturk televizyonlu olarak burada birkaç paket var. Spor paketli olanlar var. Televizyon, dizi ve film vesaire paketi olanlar var. Televizyon dizi paketi olan ilk 3 ayı 99 lira, sonraki 9 ay 264 lira. Yani sadece internet veren bazı firmalarla neredeyse televizyon fiyatıyla aynı geliyor. Ama ben bunu alacağıma, gerçi Digiturk'ün de farklı güzel kanalları var, televizyon kanalları. Tercih sizin. Kablo net mi? TV bu mu? Bu mu? Ama TV Plus'ı yani Turkcell Spor Online TV Plus'ını çok tavsiye etmem. Yine D-Smart'ta da televizyonla birlikte internet paketleri var. İlk 12 ay ama düşük hızda gördüğünüz gibi. Yüksek hızlarda ne kadarmış bakalım. Megabit'i. Burada da Türk Telekom ve Süper Online altyapısı iki şekilde hizmet veriyor. Türk Telekom altyapısında D-Smart film ve dizi paketiyle 234 lira makul geldi bana. Süper Online paketi de 274 lira yine makul geldi bana. Yani TürkNet'in sadece internet için o fiyatı istemesi. Gerçi 1000 megabite kadar diyor ama 1000 megabite kadar kim alabiliyor, nereler alabilecek? Şüpheli. O nedenle bunu da tercih edebilirsiniz. Makul gözüküyor. Sadece internet isteyecek olanlara videonun sonunda tavsiyelerim farklı olacak. Son zamanlarda adını duyduğum firmalardan birisi RüzgarNet. Altyapımız Sorgulada da çıkmıştı az önce gördüğünüz gibi. 99 lira vereceğini belirtiyor web sitelerinde bu şekilde. Bir şans verin derim. Nasıl olsa taahhüt yok. Yine GıbırNet, tanıdığım birkaç kişinin de kullandığı memnun olduğu bir firma. GıbırNet 110 liraya vereceğini söylüyor. Bu internet hizmetini. Kullananlar var tanıdıklarım. Oradan biliyorum. Comnet diye bir firma var. Comnet'te de fiyatlar şöyle. Neredeydi onlar? Şurada. 100 megabiti 109 liraya veriyormuş Comnet'te. Yalnız Comnet'in bir özelliği şu var diğerlerinden farklı. Önce ödüyorsunuz, sonra kullanıyorsunuz. Peşin ödeyip kullanıyorsunuz. Yani bir ay ödeyene fiyat bu. 3 ay ödeyene aylık fiyatı bu şekilde geliyor. Bu şekilde ödüyorsunuz. 6 aylık bu şekilde, 12 aylık ödeyene bu şekildeymiş. Anladığım kadarıyla. Yine iTelekom diye bir firma var. 100 megabiti 125 liraya veriyormuş.
Yine Atlantis var. 100 megabiti 300 liraya veriyormuş. Pardon, 1000 megabitmiş. O 100 megabiti 200 liraya veriyormuş. Yalnız bunun dikkat edin, 200 liraya veriyor. Upload'u da 100 megabitmiş. Diğerlerinden farklı. Ben bunu tercih ederdim. Bunu bir düşüneyim ben. Upload hızı oldukça iyi. İnternetten inceleyeyim, firma hakkında şikayetleri ve yorumları, kullanıcı yorumlarına bakayım. Bunu değerlendireyim. Poyraz Wi-Fi var yine. 95 liraymış. 100 megabit, 8 megabit upload'u var. Uydudan hizmet veren, uydu interneti olan Uzaynet var. Fiyatları çok uçuk. Uydudan internet almak isteyenler değerlendirebilir. Fiyatları 50 megabit download, 6 megabit upload, 930 lira ve diğerlerini de görüyorsunuz. Kampanyalarına bakalım neler varmış. Uyduyu pek düşünmediğim için. Göstereceğim firmalar bu kadar. Dediğim gibi ben Millennium.com'u kullanıyorum 7 aydır. Memnunum. Tanıdığım birçok kişiyi geçirdim. Pişman olan duymadım. Hemen hemen hepsi, ay dediğim gibi videonun başında, aynı altyapıları kullanıyorlar. Firmalar farklı. Mesela TürkNet'te tanınmıyordu ilk başlarda. Tanındıkça kendi altyapısını da oluşturdu ama biraz da fiyatları abarttı bence. Diğer firmalara da şans verin derim. Tekelleşmenin önüne geçmiş olursunuz bu sayede. Güzel bir rekabet ortamı oldukça hepimiz faydalanırız. Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bunları liste halinde en son vereceğim. Fiyat listemiz bu şekilde. Atlantis'i kırmızı göstermemin sebebi upload hızının da 100 megabit olduğunu iddia etmesi. Şöyle göstereyim. 100 megabit olarak söylüyor. Ya buradan mantıklı, makul olanları seçebilirsiniz. Ben dediğim gibi Türk Telekom altyapılı Millennium.com'u kullanıyorum. Memnunum. Tanıdığım, mesela Gıbırnet kullanan tanıdıklarım da var. Memnunlar. Sizler de kullandıklarınız veya tavsiye edecekleriniz varsa içlerinden yorum yoluyla iletin ki tercih yaparken izleyiciler bir fikir edinsinler. Ben de dahil olmak üzere. En azından kafamızdaki soru işaretleri gider. Alternatif firmalara dediğim gibi destek olun, deneyin. Sonuçta çoğunda taahhüt yok. Taahhüt olmadığı için istediğiniz zaman, beğenmediğiniz zaman çıkabilirsiniz. En azından alternatif firmalar güçlenirse rekabet kızışır, bizim işimize gelir. Gördüğünüz gibi TürkNet'in 250 liralık ücretine mahkum olmamış oluruz veya Türk Telekom'un bu fiyatlarına, Süper Online'ın bu fiyatlarına mahkum olmamış oluruz. Üstelik taahhütler. Taahhütün avantajı var, dezavantajı var. Ekonomik şartların kötü olduğu, böyle enflasyonların yüksek olduğu dönemde avantajlıdır. En azından 2 sene boyunca fiyatınız değişmiyor. Ama taahhütsüz olanların ne zaman değişeceği belli değil. Mesela geçen yıl TürkNet 99 liradan bu fiyata geldi şimdi bir yılda. Dediğim gibi taahhütün avantajı var, dezavantajı var. Ekonominin normal olduğu şartlarda taahhüt iyi değil, bağlayıcı oluyor. Tercih sizde, listemiz bu şekilde. Tek tek isterseniz kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Şubat 2023 itibariyle diyebiliriz. 31 Ocak oldu. Fiyat listesi bu şekilde. Görüş, yorum, öneri, tercih, eleştirici vesaire hepsini yorumlarda bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz.